her salı olduğu gibi Profesör Doktor Emre Alkin'le birlikteyiz. Ekonomi masasında hocam. Hoş geldin. Merhabalar efendim. Güldük, eğlendik. Bayram tatilimizi yaptık. Hı. Döndük işe. Neler var diye bir baktık bir işte görüşme bu aslında bayram öncesinde de Karatepe'nin açıklamaları vardı biz yayında sizinle bahsetmiştik biraz kendisinin e, formülizasyonla alakalı hani iktidar tarafı e, bu çalışmaları yapıyor işte muhalefet hiç konuşmuyor ekonomiyle alakalı ellerinde ne var diye e, soruyorduk. Onunla alakalı da ifadeler vardı. Konuştuğumuz konu başlıkları içerisinde. Şimdi Şimşek'le Karatepe görüştü. Gölge Bakan olarak ifade ediliyor Karatepe. Evet. Biliyorsunuz siz de. Anlaşma sağlayamadık biz diyor. Acı reteyi vatandaşa çıkarmaya kesmeye çalışıyorlar. Biz bunun tamamen karşısındayız diyorlar. Özellikle asgari ücrete zam yapılmayacağı söylemleri de bunun içerisindeydi. Bunu da uzun zamandır hı hı. konuşuyoruz. Şöyle bir başlayalım. İşte vergi adalet sağlanmalı. Bu enflasyonla mücadelenin faturası tamamen vatandaşa kesilmemeli gibi ifadeler var. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Bundan bir 10-15 gün evvel sizin de program yapıyoruz. Ülke Arıboğan Hoca sağımda. Özlem Gürses de burada oturuyor. Biz evet. bu gölge kabine ve CHP'deki bakanlar, gölge bakanlar meselesini sizinle konuşuyorduk. Ön de son da dedi ki Mehmet Şimşek'le Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gölge bakan kimse görüşecekti. Akşamına da size mesaj attım Sayın Karatepe'ymiş diye. Evet hocam siz yayında duymadınız ben zaten söyledim dediniz hatırladınız evet, mı? Evet Fakat benim... Yine aynı ekiple konuşacağız Bravo. bu arada. Şimdi yayında benim aynı tekrar özellikle. ettiğim bir şey vardı. Hatırladınız mı Mehmet Bey'le görüşülecek Mehmet Bey hiçbir renk vermeyecek hiçbir şey evet demeyecek sadece not alacak ve top çevirecek dedim nereden söyledim bunu Mehmet Bey ben 1999 yılından beri tanıyorum Mehmet Bey mesleği gereği o zamanki mesleği Hı. gereği ekonomi masası şefiydi sonra Türkiye masası şefi oldu dinler not alır soru sorar. Asla ve asla hiçbir yorumda bulunmaz. Mehmet Bey'in tarzı bu. Adeta bir nasıl diyeyim sorgulamacı gibidir. Yani karşınıza alır sizi. İşte bu niye böyle oldu diye. Hiç mimik de göremezsiniz yüzünde. Dolayısıyla <laughs> biz şimdi üniversite hocaları böyle değiliz. Bize bir şey anlatırız. Ya yok öyle değil falan gibi böyle hani güzel tepkiler veririz. Aramızda konuşmaya alışığızdır. Sağcısı solcusu fark etmez. Biz böyle bir efendilik içerisinde ama renkli tartışma ortamlarına açık olduğumuz için, hani Karatepe Hoca da siyasetçi sonuçta. ondan sonra, Ama sonuçta hoca. E, biz şunu bekleriz. Ya yok öyle değil canım, öyle diyorum ama şunda, hiç Mehmet Bey böyle bir şey yapmaz. Asla. Tarzı değil bir kere. Dolayısıyla hocanın biraz da hayal kırıklığı içerisinde ya konuştuk konuştuk ama karşıdan bir şey göremedik. Sakın ha üstüne alınmasın. Ben Karatepe Hoca'nın ikna edici, bilgili bir insan olduğunu zaten uzaktan da yaptığı işte çalışmalar, konuşmalar ile biliyorum. Ama Mehmet böyle bir insan diye. Mehmet Bey da kafada bir reçete varsa onu dümdüz uygular. Öyle onun bunun dediğine doğruymuş, doğruymuş falan onlara bakmaz. Dinler, dinler eder. Bu arada siyaseten de zekidir. Kendisini siyasi anlamda çok zora sokacak bir şey olursa ona ne yani eğilimine eder öyle çat diye üstürün çizer demek ki burası. Mesela, ama bunun rengini asla karşı tarafa vermez, vermeyecektir. Bundan sonra da vermeyecek. Yani bu görüşmeden e, bir şey çıkmayacak mı vatandaşa yansıyacak? Şimdi şöyle siyasi liderlik ile siyasi teknisyenlik arasında bir fark var. Şimdi siyasi lider yine böyle bir tunturaklıdır hemen bir şey yapmaz böyle bir jestle mimikle yorum yapmaz. Ama siz onun tavrından bir şeyi beğendiğini ya da beğenmediğini anlarsınız. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da başbakanlığı esnasında da birçok mesaimiz oldu. Mesela hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda Cumhurbaşkanımız şöyle döner. Böyle bir dik bakar biliyor musunuz? Yani bir 15 saniye dik bakar. O ne demek biliyor musunuz? Yani karşı tarafın söylediği şeyden hoşlanmamış, bir daha tekrar etmemen gerekiyor senin. Ondan. Sonra, Allah'tan öyle bir deneyimim olmadı ama başkaları yaptığı için biliyorum. Ondan sonra biz o deneyimi gördük. Ama siz onu ne anlarsınız? Ha, bundan lider hoşlanmadı dersiniz. Büyük ihtimalle Özgür Bey'di ondan sonra CHP lideri olan o da ben de heyecanlı görüyorum konuşmalı. Bir şeyden hoşlanmadı ama hoşlanmadığını, beğenmediğini, karşıt fikirli olduğunu en azından vücut lisanıyla anlatar Mehmet Bey öyle bir insan değil. Asla olmamıştır. Ve Mehmet Bey farkındaysanız konuşmalarında hep yüzünde bir şey var. Elle çizilmiş bir tebessüm var. Gerçek bir tebessüm değil o. Bizim Şöyle poker face duruyor. dediğimiz şey mi? Yani poker face dediğiniz gibi aynen. E, o yüzden yani zaten bir şey çıkmayacaktı. Ama en azından e, muhalefet tarafı e, de muhalefet tarafını şöyle bilgili insanları diyeyim. Yani daha evvel ekonomimizin herkes her ağzına gelen konuşuyor Türkiye'de ama muhalefet tarafının bilgili insanları çekincelerini ve iktisatla alakalı, e, ekonomiyle alakalı bence e, kafalarındaki bazı çözümleri veya ondan sonra çözülmesi gereken bazı konuları aktarmış oldular. Bunlar faydalı. Yani istikşafi diyorum bunlara görüşmeler. Evet ben söyleyecektim hocam. Ondan sonra bu bu şeyin devam etmesi lazım. Bu diyaloğun devam etmesi lazım. Şeyden Ama diyaloğun daha iyi. bir taraftan da e, havada kalmaması, yerini bulması da gerekiyor. Yani geç, şimdi ben bu öneriler o zaman sizin beklentilerinizi e, burada konuşuyoruz. E, çok da karşılık bulamayacak gibi. Mi? Şimdi bakın yüz yüze diyalog iyidir. Yüz yüze diyalogun iyi tarafı ne biliyor musunuz? Ya kardeşim zaten yüz yüze konuşuyoruz. Bunları medyanın üzerinden bana söylemenin ne alemi var diye karşı taraf çıkış yapsa haklı. Dört e, saat konuştuk. Niye bunu burada söylemediğinde şimdi evet. çıkıp medyanın önünde yapıyor. Her iki taraf için de geçerli. Mesela Mehmet Bey bir şey dese Sayın Karatepe ile alakalı. Sayın Karatepe der ki ya arkadaş dört saat konuştuk söyleseydin o zaman. Veya Karatepe hocamız bir şey söylese Mehmet Bey haklı diyecek ki ya hoca konuştuk ya 4 saat hani niye bunları burada söylemedin diyebilir. O yüzden bu diyalog basın önünde tartışmaktansa bu diyaloğu evet. önemsiyorum. Mesela hafta sonu ne oldu? Kendimden örnek ekonomi kurmaylarından birisini pazar günü eşimle beraber hani kahve içtim, spor yaptım bir yerde gördüm. Dilerdim ki gelsin bana. Ya sen bizi eleştiriyorsun ama falan diye bir şey söyleyemedi. Yapamadı sanıyorum ya da o anda hazır değildi vesairedi. O yüzden ben de dedim ki kendisi hazır olana kadar bekleyeceğim. Ve bir daha da çünkü aynı mekanda gördüğümüze göre birbirimize demek ki diyalog ihtimali var. Eğer bir şey sorarsa ben cevap veririm ve konuşurum. Ama ama buradan artık yani medya üzerinden verdiğim mesajın yeterli olduğunu onun surat ifadesinden anladım. Çünkü beni görünce böyle bir öyle bir irikildi ki ondan sonra burada da mı çıktı karşımıza gibi yerde. Ondan sonra olsun tamam fark etmez önemli değil ama bekleyeceğim. Ondan sonra. Neden? Çünkü şunu karıştırıyoruz biz. Ekonomi içinde insan karakteri olduğu için pozitif bir bilim değil. Yani keşke fizik gibi, kimya gibi, matematik gibi, birebir. Astronomi gibi bazen hani evet. orada da bazı soru işe birebir çözebileceğimiz bir şey olsa. Fakat belli bir zamandaki insan karakteri modellemede size bir yere doğru götürüyor. Fakat belli bir dönemin insan karakteri mesela 21. yüzyıla sizi o eski modellerle bir yere götüremiyor. ya. Yani başka bir şey düşünüyor. Gençler mesela başka bir şey düşünüyor. Mesela bu modelleri yapan arkadaşlar TÜİK'in açıkladığı rakamı biliyor musun? 17 milyon kişi Türkiye'de tek başına yaşıyor mesela. Evet. Bu ruh hali bu ruh halinin mesela fiyatlara yansımasını, fiyatlama davranışlarının yansımasını, tüketici davranışlarının yansımasını hiç inceliyorlar mı bu modellemeleri yaparken? Kendilerine tavsiyem şu, her hakkına gelen fikri hipotez, her hipotezi de teori zannetmesinler. Konunun özeti bu. Aklınıza bir güzel bir fikir gelebilir. Bugün onunla ilgili bir paylaşım yaptım Instagram'da. Müthiş fikirler çıkıyor ortaya. Ama fikrin marifetli olması için uygulanabilir olması lazım. Muhakkak. Yani, bu siz TÜİK demişken aklıma o da geldi. CHP heyeti... Bir uyarıda bulunmuş. Evet evet TÜİK'le ilgili. Yani bir danışma kurulu. Ben de uyardım. Kurulsun yani. diye. Biz zaten sürekli konuşuyoruz hocam sizinle. En azından yani bir... Mahkeme kararı da var. Nasıl hesaplandığını bilelim gibi. Ee, böyle bir adım atılır mı, atılmalı mı? Ee, bu konuşmaların karşılık bulması beklenen bir kısmı da vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü siyasette o hani kiminin normalleşme, kiminin yumuşama olarak nitelendirdiği bir süreç başladı ya. Bu ekonomiye de sirayet evet. etmiş görünüyor. Madem böyle bir görüşme oldu, en azından e, burada bir hani favor. Biraz daha tamam. e, belki de dinliyoruz da sizi gibi bir adım atılır mı? Hayır, atılmayacak. Çünkü e, istemiyor bunu. Yani iktidar bundan hoşlanmıyor. E, enflasyon rakamlarının, tek anelik arası rakam tabii. Eğer çift taneyi çıkartırsanız sayı. sayı yani. Enflasyon rakamının bu şekilde devam etmesinden hoşnutlar. Ve bu 20 bas puanlık matematiksel baz, etkisi. baz etkisinin üzerine... Bir de TÜİK'in oynamasını istiyorlar. Ya ben direkt konuşuyorum artık ya. Yani Ama oynama nasıl? Çıkan sonucu tahrif etmiyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle yerde öyle sorular soruyorlar ki istedikleri sonuç çıkıyor. Biz de bunu biliyoruz. Görüyoruz da zaten. Ama bunu biraz daha gizemli yapmaya başladılar. O yüzden o mahkemeye kadar taşındı iş. Yani mesela bu tehlikeli. Mesela hafta sonu bana şu sondu. Bu TÜİK'le alakalı bu iş. Veya ondan sonra bu 104 sayfalık ortalarda dolaşan vergi paketi var ya. Mesela bu ekonomiyi nasıl etkiler? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin dedim. Ama milletin burasına kadar geldi. Şimdi demin dediğim gibi yüz yüze geldim ve modellemeden hoşlanan kıymetli ondan sonra insana da aynı şeyi hep buradan aktarıyorum. Bilgisayarınız ne kadar büyük ve kapasiteli olursa olsun. Teknoloji elinizde ne kadar yüksek olursa olsun. Yanlış bilgi yüklerseniz sonuç yanlış çıkar. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunu ben demedim ha. Stefan Hawking meşhur astrofizikçi diyor yani. Hani Emre Alkin'i aşan bir şey bu. İkincisi Paul Dirac. Meşhur matematikçi. Aynı zamanda o da astrofizikçi. Diyor ki anlamlı matematik görmek istemediğiniz büyük parametreyi denklemden çıkarmak değil diyor. Şimdi dolayısıyla TÜİK Sayın Karatepe'nin ikaz ettiği noktaya gelmeli. Arkadaş biz yanlış girdi. Yaptık doğru bir bilinç. aralar. Ya yanlış girmiyorlardı. Hoşa gidecek şekilde yapmayın. Yani biz de bilelim arkadaş biz de enayi değiliz i̇şte Ben diyorum ki evde diyorum fişleri faturaları topluyoruz ya. Veriyorum yani böyle ay ay var bende. Kahveyi ne kadar içmişim. Sonra ne kadar içmişim. İki sene sonra kaç lirayı içmişim. Ya yani, şimdi hayat pahalılığının ne olduğunu görüyoruz. Hayat pahalı enflasyon arasında bir kısım makas olacak onu kabul ediyorum. Ama bu kadar olmaz ki. Yani bu kadar olmaz. Dolayısıyla dün sanıyorum e, Hakan Kara Hoca paylaşmış. Sanayi ve ticarette fiyatlamada biraz durulma var diyor. E, evet ben de zaten aynı şeyi söylüyorum. İlelebet fiyatlar böyle deli gibi gitmez. Zaten... Ama hala dün bir AVM'ye girdim işte e, cep telefonumun yine ön camını çatlatmışız. Ondan sonra şey derken o koruyucusunu nasıl işler dedim. Abi dedi işler tuhaf dedi çocuk. Çünkü dedi bunu dedi bu sana sattığım mal diyor bir yerde başka fiyat bir yerde başka fiyat başka bir yere gitsen başka bir fiyat diyor. Ve mal aynı haberin olsun dedi yani kalite fark etmeden diyor. Herkes tutturabilene istediği fiyatı diyor yutturuyor. Evet. Niye bu oluyor biliyor musun dedi niye? Çünkü dedi kimse piyasada oluşmuş olan fiyatlara inanmıyor ve Malı sattıktan sonra tedarik edip edemeyeceği konusundaki büyük soru işaretleri sebebiyle ayrıca kaç paraya da tedarik edeceğini bilemediği için bütün riskini diyor fiyatın üstüne yüklüyor. Siz de mecburen alıyorsunuz diyor. Çünkü bu cep telefonunun diyor camı kırılsa korkunç bir şey diyor yani maliyeti. Yeni telefonlar bunlar diyor. Çünkü teknoloji yeniledikçe mecburen peynir gibi, ekmek gibi, su gibi, hava gibi buna mecbur kalıyorsunuz diyor. Evet. Ve diyor siz camınızı korumak zorundasınız diyor. Ve diyor bu mecburen diyor. Boynunu büküyor herkes alıyor. Biraz diyor kalitesi düşük olandan zaten kötü bir tecrübe yaşadığı mı kalitesi yüksek olana gidiyor. Onun da fiyatı yüksek. Bu kadar basit. Yani Türk insanını maliyetleri yükselterek kaliteden vazgeçirme hadisesi 1990'da bitti. Benim biliyor musunuz bunu da yazdım ben. Makaleler dolusu yazım var 2000'li yılların başında. Dedim ki yani Türk insanını artık Orta şeker bir şey, muayyen diyoruz ya. Muayyen bir şeye uygun fiyat diye razı etme devri ortadan kalkmıştır. Akıllandı Türk insanı. Pahalı da olsa diyor ki uzun süre dayanacak olan şeyi istiyorum diyor. Kaliteli olan şeyi, bozulacak şeyi istemiyorum. Üstüme yürüyen çamaşır makinesi istemiyorum. Algı Titreyen yani. buzdolabı istemiyorum diyor vesaire. Ve bundan dolayı Türk firmaları kendilerini düzelttiler. Gümrük Birliği'nden sonra çok itiraz ettiler biliyorsunuz. Gümrük Birliği geldi biz mahvolduk diye. Ne oldu hepiniz Avrupa'ya değil mi? Arabanızı, otomobilinizi, buzdolabınızı, televizyonunuzu ihraç eder hale geldiniz. Avrupa kalitesine ulaştınız. Türk vatandaşı size güzel bir ders verdi. Çünkü almadı sizin ürünlerinizi. Efendim işte 10 bin kilometre kullanınca neydi? Konsolu gıcır gıcır öten. Böyle bir zı zı kuş gibi ötüyordu hatırlayın. öyle arabalarımız vardı yani. Şimdi ne oldu hepsi için herkes izahaya geldi. Dedim ki Türk insanını fiyatla yıldırmazsınız ama çok kızdırırsınız bak. Onu hiç düşünmüyor insanlar. Bak fiyatla yıldıramazsınız. Önünde sonunda onu ne yapar eder alır. Yani o tüketim talebi devam Aa, Ama olsun. kızgınlığını içine atar. 90 milyar dolarlık desteğin ithalata kaydığından bahsediyor. Özellikle bu tarımsal desteklerinde yerini bulamadığından bahsediyor. Hmm. Kusura bakma o kendi sorunları.